Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala safi ecmain. Evet şimdi e, diman anlattığımız dersimizin ikincisini yapıyoruz. Bir önceki derste sunumuza başladık. Dimağı anlattık ve dimağın mertebelerinden tahayyül, tasavvur ve takul anlattık. Bu derste de inşallah tahakkülden sonraki e, diğer mertebelere devam edeceğiz. Ama bir hatırlatma yapalım. Hem biraz vakitte geçtiği için. sunumumuzun başlıkları şuydu. E, diman nedir? Tanımını yapıyorduk bu sunumda. Ondan sonra dimağın mertebelerini 7 mertebesi var malum. Bu 7 mertebeyi tek tek biraz daha kısa özet e, tanım vari cümlelerle çok fazla detaylarına inmeden ama ne olduğunu anlatacak. böyle bir iki slaytlık şeylerle. Dimağın mertebelerini bu yedi mertebeyi anlatacaktık. Böyle bir hedefimiz var. Sunumda bunu yapıyoruz. Zaten onun işte üç mertebesini bitirdik. E, yedi mertebeyi bitirdikten sonra da dimağın e, da ki bu serbest bölge dediğimiz dimağın tahayyül ve tasavvuru ve kişinin hususi dünyasını oluşturduğu tahayyül tasavvur mertebeleri. Bunu serbest bölge diye ifade ettik biz bu derslerde Hasan abilerle beraber. Hasan abiyle. Bu mertebe bu serbest bölgenin ne olduğunu anlatacağız. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha sonra serbest bölgenin buraya müdahale edilen edenler kim? Buraya bir müdahale edilen bir alan burası, bir özelliği bu. bunları anlatacağız. Kimler ne yapıyor? Orası diye önemli bir alan. Ve burayı nasıl kontrol ederim? Yani bu sunumun başlıkları bunlar. Dima nedir? Dima mertebelerini tek tek tanımları, ifadeleri Sonra bu serbest bölgeye odaklanacağız biraz daha e, çünkü e, bu dima dersinde belki bizim hayatımıza ve bize bakan en önemli kısım tahayyül tasavvur mertebeleri serbest bölge dediğimiz kısım çünkü bu mertebeler e, bizim hep aslında içinde bulunduğumuz hususu dünyamızı oluşturan alan şu an bile biz hayal ve tasavvurlarımızın içerisindeyiz ne zaman ki vahiye muhatap olup e, vahiy hakikatlarıyla baktığımız zaman şeyden hususi dünyadan çıkıp umumi dünyaya giriyoruz. Onun için yaşadığımız ne varsa, olan biten bir, bir her şey o tahayyül tasavvur mertebelerindeki kısımları bilmek, bilememek, bunların ne olduğunu anlamamaktan kaynaklanıyor. Yani biz dima derslerinden tahayyül tasavvur dediğimiz o serbest bölgeyi tanımlasak ve oranın çalışma mekanizmasını bilsek ve bunu hayatımızı kendimizi yönetmeye noktasında bu bilgileri kullansak bu dersin herhalde e, şeyi e, karşılığı olmuş olur. Yani hedefimiz biraz daha orası yani. Ama dimağın diğer çalışma mertebelerinde bileceğiz. Bunu da tabii niye bileceğiz? Risale-i Nur okurken aslında bakacağız ki o bütün dimah mertebeleri hep kullanılmış. Bunlarla hakikatlere gitme yöntemi ve kendimizi tanıyacağız. Bir eksiğimiz varsa, bir şeyimiz varsa da aslında analiz masaya yatırmış olacağız yani. Bir hastalık var vücutta ama neresinde var? Böbrekte mi var, dalakta mı var, akciğerde mi var, karaciğerde mi var? Dem bunları detaylarını bilmen lazım ki oraya odaklanıp orada mevzuyu çözesin. Bizim bu dersin Nihayetinde e, erişeceğimiz nokta bu. Kendimizi tanıyacağız. E, kendimizi tanımız, tanıdığımızda da biliyoruz ki Rabbimizi bulacağız değil mi? Kendini tanımadan e, Rabbini bulamıyorsun. Çünkü bütün hepsi benim alemime düşen, benim içimde, yani benim tanıdıklarım, benim bildiğimle bu hakikati bulacağız. Yani e, hariçte bir şey bulmak diye bir şey yok. Ben şurada kitabı buldum bak diye değil. Aslında hepsi benim alemimde, kalbimde, ruhumda, aklımda düşenle tanımladıklarımla, bildiklerimle oluşturduğum bir tanım şey var ki burada da dima zaten bu noktada önemli bir birim. O zaman şöyle yapacağız. Ders biraz vakit ilk dersten bugüne bayağı bir vakit olduğu için hafif böyle hızlıca bir o yaptığımız kısımları hızlıca geçeceğim. Dima nedir? Genel bir tanım bunlar çok böyle şey ifadeler. Dima ne malum 7 tane mertebeden oluşan bir sistemlerin bütünlüğüdür. Ne bunlar? Ta'ül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7 mertebenin bütünlüğüdür bir tabir. Dima bir santral, 18 bin alemi birbirine bağlayan bir merkez, bir kavşak. Bu bağlantı kısmı dimada oluyor. Ki zaten vahye muhatapta akıl olması ve dima merkezinde olması noktasından bu 18 bin alemin kavşağı şeklinde bütün sistemler buraya uğrayarak e, maneviyat alemi, alem şehadet, alemi gayb, alem melekut, alem misal bu dima dima e, sistemi içerisinden e, bu bizim maneviyat sahalarımıza yayılıyor. Bir tanımı da yani bunu şey yapalım sonra hemen hızlı geçeceğiz. Dima vahye muhatap olan ve insanı diğer canlar ve ruhanilerden imtiyazlı kılan ötelerin altyapı sistemini oluşturan, oraların alemimizde anlamlanmasını sağlayan, beşeriyetten insanla beşeriz ama insan olmaya çalışıyoruz malum. Beşeriyetten insanlığa bizi dönüştüren, aynı şekilde insanı esveli safiline de sukut ettirebilen bir sistemdir. Hani malum aklı olmayanın dini de yok ki diman belki en önemli merkezlerinden birisi akıl zaten. Taakkul mertebesinde zaten. Diğer sistemlerle beraber dimağı sağlıklı çalışmayan ya da şey olmayan, yani bunu kullanamayan zaten beşeriyette kalmış oluyor. İnsanlığa gidebilmesi için bu sistemin çalışması gerekiyor. Dima nedir? kalbin makesi efkarıdır. Yani kalbe ait fikirlerin sentezlendiği, çözümlendiği yerdir. Vicdan da kalbin masar hissiyatıdır. Dima ile vicdan kalbi besler. Kalbin manevi tarafı vicdan, ilmi tarafı dimadır. Zaten onu da hemen böyle bir şekil yapmıştık. Bu işaret edeceğiz 77'deki metnin şekle dönüşmüş hali. Ne diyordu orada? Kalpten maksat sana beari bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbaniyedir ki kalp, masar hissiyatı vicdan, makis efkarı dimadır Fikirlerin makis e, olduğu, evet, latife-i Rabbaniye. Heh, Kalbe başka yerde latife-i Rabbaniye diyor mu? Sanki diyordu ama tam ben şu an yerini hatırlamıyorum. Muhakematta var abi. Muhakematta mı var? Latife-i evet. Rabbaniye diye. Aha. Açık olarak var yani. Yani o zaman... Muhakematta da varsa o zaman... zaman... Latife-i Rabbaniye aslında bir cüz iken, vicdanın bir unsuru iken... Evet. E, kendi özelliğiyle Cenab-ı Hakk'ı Latife-i Rabbani mülaki olan sıfat olması noktasıyla kalbe de o isim verilmiş. Aslında cüz'ü bir, bir parçası o. Dediği bir mahallesi oranın. Şehrin bir mahallesi ama o mahalle çok önemli bir mahalle olduğu için ve o İstanbul. Mesela İstanbul dediğin zaman nedir mesela? İşte tarihi yarım adadır mesela. Hani gibi. Desen İstanbul neresidir? Orasıdır. Ama oranın bir mahallesidir. O sadece değildir gibi. Öne çıkmasından dolayı o Latife-i Rabbaniye kalp içinde kullanılmış. Kalp öyle bir Latife-i Rabbaniye'dir ki. Çünkü Ra Latife-i Rabbaniye'nin özelliği kalbin genelinde de var. Ama vicdanın yeri neresidir? Fatih'te, tarihi yarımada, Fatih ilçesinin bir mahallesidir, bir şeydir yani aslında ama İstanbul dediğin zaman orası mıdır? Evet, bir noktada evet orasıdır İstanbul. Efkarın, fikirlerin makes bulduğu yer Dima ve kalbin büyük tarafıdır, kalbin melekut tarafı da vicdandır. Kalbin ilmi tarafı dima, manevi tarafı da vicdandır. -i nur nuru iman, -i nur nuru iman imanın dışa, yani benim mevcut imanın benim dimama aksederek o akisle bütün var varoluşu ve hadisatı ve alemi değerlendirme tarafı makesi nur iman şey de makesi efkar olması da yani dışarıdan içeriye yön makesi efkar buradaki diğer tarafında makesi nur iman da içerideki imanın dışa çıkma kısmında dimağın aldığı tarafı ifade ederken bunu kullanıyor. Makesi efkar da dışarıdan olan biteni alıp içeriye götürme noktasında o efkarın akis ettiği, akislendiği ve kalbe, manaya, ruha dönüştürme kısmında, oraya aksettirdiği kısımda dışarıdan alma yönüne mâkes-i efkar. İçerideki imanın dışarıya yansıması kısmında da şu tanım oluyor. Mâkes-i nur iman. Yani diman iki tane böyle tanımı var. E, farkları bunlar. Geçiyorum çünkü bunlar hani anlattık diye hatırlamak için hızlı. Zaten bu da kalbin işte dimadı, vicdandı. Onların yedi mertebesi. Dört tane irade, zihin, islatifi, rabbaniye. Ve Latife insaniye gibi bu şekli de koyduk. Sonra malum 706 sözlerde üstadın diman 7 mertebesini anlattı ve onların içeriden çıkan haletleri ifade etti. Ana bizim dima anlattığı ana mertebe 706'daki. Kısım burayı okumuyorum. O bilinen yer. Mektubatta da dimağı santrale benzetiyor. Kainatın bir nevi merkezi manevisi diyor insana düşen insandaki kısmı. Bunlar e, dimağın diman e, tanımları e, diyebileceğimiz kısımlarda. Sonra burayı da anlattığımız için tahayyül vardı. Tahayyülde de ne yapalım biraz daha şey yapalım mı? Ha, yani fazla durmamak lazım çünkü yani tekrara düşecek. Yapayım, ha yapayım, şimdi tahayyül neydi? Kuvve-i hayalimizin, hayal kuvvemizin çalıştığı sistemdir. İçeriği safsata aletidir. Tahayyül safsata aletidir. Diman birinci mertebesi cisim, ceset, bedenden duygular yoluyla Dimağımıza giren her şeye suretler tayin, teşhis edip birer miktar muayyen, birer şekli mahsus veren, o mahsus suretleri biçip diken, giydiren hayal hayalimizdir. Yani dışarıdan aldıklarımızı, duyu organlarımızla görmeyle, hissetmeyle bu aldıklarımızı bir şekle dönüştürüyor. Hatta demiştik hatırlarsanız sadece görmek bile değil. Ben mesela dokunuyorum, hemen hayalim çalışıyor. Bu diyor sert bir şey bu masa ya da bir yuvarlak başka bir şeye benzetti hemen bak. Yani sadece görme de değil yani bizim şekle, onu bir şeye dönüştürme, somuta dönüştürme şeyi hafızamızla beraber çalışıyor bu sistem. Bir şeyleri dönüştürüyor. Daha önce gördükleri malzemeleri kullanarak da hemen ona o dokunduğu hissine bir şey giydirmeye Tabii. başlıyor. Dışarıdan aldıkları bir de İçeriden dışarı bendeki çıkacak kelamın manaya ben bir şey diyeceğim. Mesela bir, bir kelam ifade edeceğim. Bende bir mana var. Bu mana dışarıya çıkma bir sürü mertebelerden geçiyor. Vicdandan, kalpten, timamızın diye bütün mertebelerinden geçip benim en son hayalime geliyor. Hayalde ona bir kelam biçiliyor. Hangi kelimeyi kullanacağım ben bu içimdeki manayı ifade ederken? Ne diyeceğim mesela? Üzüntülüyüm dedim mesela. Ama üzüntülüyümün içimdeki bir mana var. Sana kırıldım dedim mesela. Niye kırıldım tercih ettim? Bir mana var. Bu en son tahayyül mertebesinde bu şeye uygun elbise. Buna işte üzüldüm kelimesini biçiyoruz. Tahayyülde kelamcı gene içeriden dışarıdan gibi dışarıdan alırken bunlara biçiliyor ve elbise biçiliyor. İşte burada hani bir misal böyle basit olsun diye e, limon mevzusu demiştik değil mi hatırlarsanız? Limon deyince ne oluyor hemen? Ne geldi? Sarı bir şey geldi değil mi? Yuvarlak elips dedik hemen tak. bunun kim yaptı? İşte tahvil mertebesi yaptı. Hemen arkasından devam edelim. E, mekan anlayışımızı oluşturuyordu. E, çok girmeyeceğim, girmeyelim. Bu da zaten o limon şeyi anlatacağız. Hemen arkasından ne geliyor limon deyince? Şey, i̇lk önce bir şekil geldi değil mi? O sarı limon, limon, hafızamızdaki o limonu hemen getirdi, tahayyül çalıştı çünkü. Ama arkasından ne geldi? Limon nedir? E ekşidir, C vitamini kaynağıdır değil mi? C onları falan, hemen bilgiler gelmeye başladı. Bak bilgilerin kaynağı, tasavvur da e, bilgilerimizin, zanlarımızın, şüphelerimizin, e, vehim, e, bütün hepsinin bulunduğu kısım. Yani bilgi nerede var? Tasavvurda var. Zanlarımız vesaire hepsi orada bulunuyor. Bu tasavvur mertebesi de işte bilgi, malumat, düşünce, vehim, şüphe, zanlar tasavvurda. Onun için tasavvur da kendi başına çok önemli bir birim. İşte tahayyül ve tasavvur. O limonun bir sürü bilgisi de hemen kim getirdi orada? Tasavvur getirdi. Mesela orada daha akıl yok. O bilgileri getiren. Ben limon dediğim zaman ne, ne oldu? Bilg İlk önce şekli geldi, arkasından da bilgileri gelmeye başladı. İşte o tasavvur şeyi çalıştı. Zaten ikisi birbirine çok yapışıktır. Tahayyül ettiğinizi tasavvur edersin, tasavvur ettiğiniz de aynı anda tahayyül edilir. Tahayyül mekanımızı oluşturur. Ne hayal ederseniz bir mekan oluşur. Ha mekansız bir hayal olmaz. Hemen bir mekan oluşur. Cennet dedik, bir mekan mesela. Çiçek dedik, çiçeğin olduğu yer hemen vesaire gibi. Ee, tasavvur da bilgilerin arka arkaya sıralanmasıyla zaman algımızı oluşturur. Ta mekana bakıyor, tasavvur zamana bakıyor. Bu eşyadaki arı yani bilgileri depoladığımız, sıraladığımız, tahayyülden gelen şeyleri e dönüştürdüğümüz kısım bu tasavvur mertebemiz. Bir önceki derste anlattığımız için çok gene girmeyeceğim. Başka öyle önemli diyeceğimiz bir kısmı var mı? Zanlarımız vardır yani Zan, bu en önemli şeyler bilgi ve zan ve düşünce şüphe. Düşüncelerin hepsi tasavvur mertebesindedir. Zanlarımız da biliriz. İşte limonla ilgili zanlarımız var, bilgilerimiz var. Zan ne demek? Değil mi? Kesin bilgi değil yani zan. İçinde şüpheyle şeyin bilginin karışık olduğu Kısmazan diyoruz değil mi? Bu tasavvurda bulunuyor. Mesela elma dediğimiz zaman E, L, M, A harfleri geliyor mu aklına? Ne geliyor? Bir tane kırmızı bir elma geldi değil mi mesela? Ya, sarı bir elma geldi. İşte o get, e, elmayı getiren tahayyül e, ama elmanın işte ekşi elma, tatlı elma, mayhoş elma, bilmem ne elmanın içindeki çekirdektir, güzeldir, şudur budur. Onları kim getirdi? O da tasavvur getiriyor değil mi? Tasavvur onları taadat ediyor, getiriyor bize. Bunu da geçtik. Taakul neydi? aklımızın, akıl, kuvve akliyemizin çalıştığı mertebede e, aklın içeriği bir taraf aletidir. Akıl bir berzahtır. Tahayyül tasavvurdan tasavvur edilen şeyin akılda mihenge vurulduğu, muhakemenin yapıldığı, e, e, ölçüp biçilip tartıldığı, muhakemeye tabi tutulduğu ve vahye muhatap olan kısım. Yani bunlar ölçme biçme yapıyor ve üst bilgi olan vahye de muhatap oluyor ve o vahiy bilgisiyle bu ölçtüğü, muhakeme ettiği bilgileri kıyas edip bunları sentezliyor, bir işleme tabi tutuyor ve sonra tasdik kısmına aktarıyor. Onun için taakkulün bu muhakeme ve mihenge vurma işlemleri olduğu gibi vahye muhatap olma kısmı da çok önemli. Yani vahiy nereye geliyor? Aklı olanın dini, aklı olmayanın dini yoktur diyoruz ya. Yani adam deli ise mesela bu muhakemesi olmadığı için ve vahiye muhataplığı olmadığı için ne oluyor? Deli olan kişi eğer hep baştan beri deliyse direkt cennete gidiyor. Niye? Teklifi yok. Niye? Aklı yok. Ama o kişinin kalbi var mı? Var. Muhabbeti var. Annesini seviyor, bağlı, üzülüyor, seviyor. Kalp çalışıyor. Cihaz var. Kalp cihazı var. Ama akıl yok. Akılda muhakeme, muazene kalmadığı için muhatap teklifi yok mesela. Onun için akıl mertebesi, diman, en önemli kısımların niye? Vahye muhatabiyet olması o da bir berza. Akıl, bilgi nitelikleri, objeleri yani soyut ve somutları barındırır. Bilgi neredeydi? Tasavvurda bilgiler. Ee, bu bilgiler, akıl ona anlam, gaye verir, kendine mal eder. Bak şimdi bilgi var ama onun bir anlamı ve gayesi yok. Gaye nerede geliyor? Akıldan geliyor. Akılda yükleniyor onlar. Bilgiler var bir sürü ama onlar böyle tabiri caizse havada. Akıl, bilginin, düşüncelerin, malumatların yani tasavvurdakilerin sınırlarını aşabilmeyi sağlar. Şimdi bunu şöyle bir şekilde... Şimdi elma var ben varım tamam mı? Şimdi elmayla benim aramdaki bu elmanın bilgilerini ben neyle alıyorum? Tahayyül tasavvurla alıyorum. Elma nedir? Kırmızıdır, büyüktür, işte avucuma kadar olur, en fazla şu kadar kilodur, ya şöyle olur, böyle olur, şu kadar gramdır. Bunların bilgisini neyle ben alıyorum? Elma ile benim aramdaki Kısma ne diyoruz? Bilgi diyoruz. Yani elmadan alınabilecek bilgileri ben neyle alıyorum? Elmaya bakıyorum, tahayyül tasavvurumla alıyorum. Bak kaçırma, bir daha söylüyorum. Ee, bu hani şeyi anlatıyoruz. Bu geldiğimiz yere kadarı böyle pratik olsun diye bunu anlatalım. Şimdi ben elmaya baktığımda elmanın, elmadan alabileceğim bazı şeyler var. Elmayı tanımlayacağım. İşte kırmızıdır, şöyle büyüktür, şöyle tadı vardır, böyledir. Bak bunların hepsine bilgi diyoruz. Bunları ben tahayyül tasavvurumla alıyorum. Elma var. Tahayyül tasavvurumla ben bunları alıyorum. Bu aramdaki diyalog tahayyül tasavvur. Ama bir de bu elmanın arka tarafı var. Ne, ne tarafı var? Esma'ya bakan tarafı var. Ne Biz bütün mevcudat nedir? Esma'nın cilve, ve cemal nakış sanatıdır değil mi? Esma'nın tecellisiyle değil mi? Cilvesi orta yani tecellisiyle tezahür etmiş mevcudat diyoruz bunlar. Bütün mevcudat bir esma-i ilahiye dayanıyor hakikate. Aslında ilk uğradıkları birim. Ha. Alıyoruzdan Ziyade öyle mi desek? Nasıl? İlk uğradıkları birim. Tahayyülümüze ve tasarrufu. Tabii yani ilk, ilk de diyebiliriz ama biz bilgileri tahayyül tasavvurla alıyoruz. Şimdi bura, e, benle elma arasındaki kısmı tahayyül tasavvur çözüyor ama bir de bunun arka tarafı var. Buraya aşmamız gerekiyor. Tamam mı? Şimdi buraya be, bu ha, bu arka tarafa bunun gayesine, anlamına ve arka tarafına e, geçişi benim ne yapıyor? Tahakkul yapıyor buradaki alınan bilgileri vahiy ile de, vahiy de muhatap ki buna tefekkür diyoruz. Tamam mı? Bu alınanı muhakeme ediyor ve kendi vahiy bilgisiyle de o cüz'iden külliye, e, kanuniyet şeklindeki o geçişi sağlayarak neye bağlantı yapıyor? Tasdiye şey verecek. Şimdi zaten tasdiye geçeceğiz. Tasdik mertebesine. Bu muhakemeyi yaptıktan sonra ve vahiyle de muhatap olduktan sonra ne yapıyor? Tasdik mertebesinde artık bunun esma ile ilişkisini bilmeye başladığı anda zaten bu ilim haline geliyor. Bak burayı bildiğimizde bilgi, e, bu tarafa geçtiğimizde artık bu iş ilim olmuş oluyor ki tasdik denilen ilim diyor değil mi? Akılda o zaman mesela o e, vahiy vahi olmadığı zaman akılda direkt esbaba veriyor. Tabii. Veriyor. Ha, o zaman bunun yerine ne yazıyoruz? Tabiat yaz, esbab yaz, kendi kendine yaz tamam mı? O da kendince buna bir bu elmanın şeyini bulmaya çalışıyor. Tastik o zaman nasıl çalışacak? E, nübüvvet yolunda değil de felsefe yolunu tercih ettiği için. O kısımda zaten işte takulün berzahlığı da oradan geliyor. O tarafa da gidebilir. Neyi tasdik ediyor? E, Tabiat yaptı tabii diyor. Ne, ne olabilir ki bu diye? Kendi kendine oldu diyor. Yani tabiatın bir mucizesi diyor. Ya da kendi kendine oldu diyor. Vesaire vesaire. Enerji diyor. Şu diyor. Bu diyor. Bilmem ne. Neyi tasdik etti? O. Arkasında başka bir şey buldu ama yani, yanlışı buldu. Yani taakkul o zaman ne yaptı? Tam buradaki gene berzahlık yapıyor. Buradakileri alıyor, muhakeme ediyor. Vahiy ile de değerlendiriyor. Ve o cüz'i külli bilgisine dönüştürüyor. Cüz'i külli bilgisine dönüştürüyor. Tamam değil mi? Yani biraz bu şey olmuştur inşallah. Şimdi geldik tasdiye. Bu şu ana kadar anlattıklarımız ilk dersin özetiydi. Hızlıca yapmaya çalıştık. Ondan sonra şimdi tasdik tasdikte ne dedik? Şimdi takul mertebesinden sonra e, tahayyül, tasavvur, takul, sonra ne geliyor? tasdik Tasdik'in de zaten e, şeyi iltizam, haleti ondan çıkan halet, e, iltizam. Aklın imbiklerinden, içsel mertebelerinden geçirilen tefekkürle tasdiki atılır. Aklın imbiklerinden, içsel mertebelerinden geçirilenler tefekkürle tasdiki atılır. Az önceki şekildeki gördüğünüz gibi. O bilgiyi aldık, tahayyül, tasavvurdaki bilgileri. Takul de vahiyle onu şey yaptı tasdiye atılır. Yani tahayyül tasavvur, tahakkülden gelen verileri ilme dönüştürme sistemi ve yeridir tasdik. Artık ilme dönüştüreceğiz. Bilgiyi de ilme dönüşmesi gerekiyor. Bir öncekindeki şekli hatırlayın. Tekrar açabiliriz. Tasavvurda bulunan bilgi ve malumatlar ve zanları ve bunun gibi bir sürü malzemelerin vahiyle boyalanmış olan bir aklın imbiklerinden, süzgeçlerinden tefekkür edilerek netice haline gelmesine ilim deniyor. Yani o aklın bir sürü mertebeleri var. İşte 30 dedik, 50'ye yakın Hasan abi dedi. Onların da belki son hale çıkacak. Onlardan geçtikten sonra tefekkür ederek netice hale gelmesine ilim denir. Akıl terasında kendince makul olan şeyleri kalpte bulunan latife insaniye veri gönderme yeridir. Sistemdir ki şeyde demiştik, bundan da bahsetmiştik aslında. Tastiği kim yapıyor? Latife-i insaniye dediğimiz hani bu kalbi Gösterirken dima vardı vicdan ve latife insaniye diye bir birim daha vardı. Bu latife insaniye buradaki tasliyeyi latife insaniye yapıyor. Yani taakkulün çalışmasıyla oluşan o neticeyi tasdik eden vahyi dinledik. Felsefeyi dinledik diyelim çünkü orası berzah zaten. Sonra vahideki o bilgiyi mi tasdik edeceğiz yoksa batılı mı tasdik edeceğiz? İşte e, nübüvvet yolunu tasdik eden latife insaniye bunu yapıyor. O kısımda bu ıı, tasdik sistemdir içeriği iltizam. Yani fiilin melekut tarafı olan fikri iltizam aletidir. İltizam tarafkirlik ama fikri bir tarafkirlik. Daha eylem yok. Farkı o. Onu da anlatacağız ileride. Çünkü dikkat ederseniz burada bir iltizam var. Bir de burada iltizam var. Gördünüz mü? Burada da bir iltizam var. Burada da bir iltizam var. Bu tasdikin dışa vuruşu olan, halet olan iltizam. Bu dimağın ana mertebelerinden olan iltizam. Bak bunun dışa vuran hali taassup. Fark ettiniz mi? İki tane iltizam var. Bu fikri iltizam, fikren bir tarafkirlik, tarafkirlik kelimesiyle ifade edebiliriz iltizamı. Bu sistemdeki ana iltizam, bu e, fiili iltizam, fiili tarafkirlik her şeyiyle kabul ederek, fiiline geçmiş haliyle ne oluyor? Bu iltizam oluyor. Bu fikri iltizam ve bu e, tasdiğin dışa vuruşu, bu ana mertebe, bu da fiili iltizam. Artık fiilimize geçtiği hali bu. Burada kabul ediyoruz ama artık bu mertebe de fiilimizde de net bir şekilde gözükmeye başlayacak. Anlatacağız orayı zaten. Yani şu an sadece farkı o diyebilelim. Ee, ne dedik? Eylemin, fiilin kendisi değil, fikri tarafkirliktir. İlim denilen tasdiktir. Tasdik mertebesinde, tasdik ettiğimiz andan itibaren ilim oluyor. Tasdik etmediğimiz şey bilgidir. Yani bizim aslında... Ee, çoğu şeyimiz e, bilgi mertebesindedir, ilim değildir. Harekete geçiren e, ilim oluyor, harekete geçirmeyen ise her şey bilgi Bilgi oluyor, aynen. Onun onun bilgi ve ilimle ilgili bir sürü de tanım var. Hani çok oraya girip onunla belki 10-15 tane, belki 20 tane madde yazabiliriz ilim ve bilgiyle ilgili. Güzel tanımlamalar var ama hani ana konumuz şu an o değil. Ama bir öncesindeki, şurayı hatırlarsak şimdi bu kısmı. İlim tarafı ne? Onun kaynağıyla, anlamıyla, gayesiyle olan tarafına bakan kısmıyla tanımlandığında artık bu, o bilgiler ilim haline geliyor. Yani ben dedim ki bunun renk vereni, bunun şeklini düzenleyen müzeyindir, mülevindir. bunun gayesi vardır, bunu beni bilen birisi yapmıştır, benim ihtiyacıma göre bunu tasarlamıştır, benim vücuduma göre beni bilen bir zatım bana verdiği bir ihsandır, ikramdır. Bunları bilmeye başladım. Bak bu bilgilerimi de aldım. O bir sürü şekliydi, şuydu, buydu bilgisi var mı? Var. Bunun üstüne ben de bina etmeye başladım. Bak ben ne ve yaratanla ilişkisini kurdum. Bunlar ilim oldu işte. Bunları ifade ettiğim anda, bunlar bende karşılık buluyorsa, başta bu ilim olmuş bende. Ama olmadığı anda konuştuğum bir sürü şey hepsi bu e, tahil, tasavvur mertebesinde kalan bilgi ya da zan. Bununla birlikte Latife insaniyenin ilim diman tasdik sisteminde dedik atlamadık bununla birlikte Latife insaniyenin dimadaki tezahür sistemidir latife insaniye tasdik mertebesinde kendini gösteriyor tasdik ettirerek alınan bilgi bu tasdikte e, ortaya çıkıyor Hani ha bu nedir nasıl oluyor Latife insaniye nedir detaylarına girmek gerekir mi gerekir ama onunla ilgili ayrı bir ders yapmak o gerekiyor değiş onu isteyenleri de ha. E, şeyden yani, nur, yani nur dersinde mesela Latife İnsaniye ile ilgili Hasan abi'nin e, belki diğer kardeşlerinde yaptığı dersler vardır. Latife İnsaniye anlattığı bir sürü yer var. Orası da yani Tasdik direkt var mı mesela tasdike girdiniz mi hiç? Tabii tasdikle ilgili kaç tane mesela ders yaptı? Bir tasdik diye bir başlık Tabii var değil mi? var, var tabii. Onlar da yani e, şöyle hani 200 dersi düşün 7 mertebeye bölersen yani 20'er 30'lar hepsinden ders yapıldı yani. Onun içerisinde illaki Latife insaniye ile ilgili nasıl çalıştığı kısmı da var. her Latife insaniye nedir? Şahsı o latife neyin latifesi diye. Onun da ayrı dersleri var. Tabi onlara girmememiz lazım şu an girersek dağılırız. İlim nedir diye girsek dağılırız şimdi. Onun için girmiyoruz. O zaman akıldan gelen şeylerin biz burada bu mertebe tasdik ediyoruz. Ve latife insaniye ile bu çalışıyor tasdik kısmı. Bu şekilde de bakarsanız şimdi taakkul burada nübüvvet ya da felsefe yoluyla bak iki tarafta da tasdik var. Bak burada ne oldu? Nübüvvet yolunda da tasdik var. Bu tarafta da tasdik var. Yani baltılı da tasdik edebiliriz. Orada da gene tasdik şey çalışıyor. Sonra geliyor izan. Şeyle ilgili mektubat 34'te şey geçiyordu. i̇man izandır, hakkı kabul ve tasdiktir. Hatırladınız mı? Mektubat 34'tir. Ne demek oluyor? Şöyle gelelim. İman izandır, hakkı kabul ve tasdiktir. Demek ki imanın başladığı e, dimandaki mertebeler neymiş? İzandır, hakkı kabul ve tasdiktir. Yani tasdikten itibaren aslında iman başlamış oluyor. Taklidi de olsa, şey de olsa tasdik ne demek? Tabii biz e, diğer böyle şey e, örnekleri de vermiştik. Mesela namazla ilgili örnekler de verilebilir. Hani böyle hep imanı netice veren şeyler değil. Belli cüzi hadiselerde de bu diman yedi mertebesi çalışıyor. Hani illa küfür, iman e, bağlamında neticeleri çıkartmıyor bu dima. Mesela namaz. Namazla ilgili dediğimizde tahayyülümüzde bir şeyler oluyor. Tasavvur, onun namazla ilgili bir sürü bilgilerimiz var ondan sonra. E, mesela o bilgilerin olması namaz kılmaya yetiyor mu? Namazın farzlarını ezberlesek, içindekiler, dışındakiler namaz nasıl kılınır, şöyledir, böyledir. Bu bilgileri almış olmamız bizi namaz kılmaya götürüyor mu? Götürmüyor. Niye? O işte neresi orası? O bilgiler tasavvurda. Değil mi? Hem tahayyül var. Yani Tahayyül de çalışır aynı anda. Onlar çünkü yapışık sayılabilir. Yani namaz nasıl kılınır, nasıl edilir onunla ilgili de tahayyüllerimiz var, bilgilerimiz var. Mesela i̇şte adam faizin haram olduğunu biliyor ama yapamıyor. Ha. Bu imam olduğu halde bile. Tabii. Ha, şimdi o zaman bu namazla ilgili ben namazın mekruhlarını, sünnetlerini, farzlarını, vaciplerini, içindeki farzlar, dışındaki farzlar, bir sürü şeyi bilmem ne oldu aslında? Tasavvurdaki bilgi oldu. Bu bana namaz kıldırıyor mu? kıldırmıyor. Ne gerekiyor? Mesela o örnekten biraz yürüyelim. Benim o bilgileri vahiyin hakikatıyla bunu muhakeme etmem, kendi alemime işselleştirmem lazım. Ya bu namaz ama yani bu namaz nedir? 24 saat vermiş, işte bir saate mükabil geliyor, bu kadar hassiz nimetlere karşı bir şükür olarak e, benim namaz kılmam, ona muhabbetimi, ona şeyimi göster Cenab-ı Hak göstermem lazım vesaire vesaire. Değil mi? Bunlar vahiyin hakikatlarıyla ben bu namaz bilgilerimi değerlendirdim. Bak takul çalıştı. Ölçüyor, biçiyor ya da tersi. Ne namaz ya işte bırak şu bileti, şu kız suretlerine bakalım, keyfimize bakalım diyen şeytan da var değil mi öbür tarafta? Onu da diyor bırak diyor o bileti ne gerek var diyor. Uzun yolda yani bizim hiç öyle bir ihtiyacımız yok günümüzü gün edelim diyor. O da diyor vahiy de namazla ilgili şey diyor. Bak bu kısımları bak bu arada kalıp bunları orayı burayı dinleyip onları müzakere eden işte tağkül. Sonra ne oldu? Ya dedim herhalde ya benim bu verilen vücudun, hayatın, ben en ufak bir hediye, yani bir adam bir bardak su getiriyor sana, teşekkür ediyorsun. E benim o zaman bu kadar bu bana yokluktan varlığa çıkartmışım, benim de bir teşekkürüm olması lazım. Bunun da en güzel ifadesi namazdır. E namaz kılmam lazım tabii dedim. Bak ölçtük biçtik, vahyi dinledik işte tasdik ettik. Evet namaz kılmam lazım dediğimiz anda ne oldu? Tasdik çalıştı. İşte üstad o sağ yolu ve sol yolu anlatıyor bize. Hı hı. Bak bu yol böyle, bu yol bu yol şöyle. O tahkili çalıştırarak aslında sana onların sonuçlarını seyrettiriyor o aslında aklı mı çalıştır? Tabii, orada? tabii akıl çalışıyor. Şimdi aslında he, onunla ilgili de böyle bir iki yer var aslında güzel de onları biraz son tarafta şey yapalım diye. Böyle aslında yani bu dersin sonunda da şunu göreceğiz. Bakacağız ki aslında Üstad hep tahayyülden bahsetmiş, tasavvurdan bahsetmiş, tahakkülü burada çalıştırmış. Burada bak tasdik aslık olmuş, burada izam var, burada itikat seviyesinde ifade var, burada iltizam deyip ayırma ihtimalimiz, yani şeyimiz var, şansımız var artık o gözlüğü yani farklarını bildiğin için e, okuduğun yerdeki kısımları onunla böyle müzakere edebilecek hale geliyoruz yani. Onunla ilgili de böyle bir iki örneğim de var aslında. Ee, ne dedik biz şimdi? Namaz örneğini gidiyorduk. Ne oldu? Namaz kılmam lazım ya dedik. Ne işte namaz kılmam lazım dedik vahiy dinlediğimiz için. İşte Allah sana tasdik. Orada artık o iltizamım oldu. Benim taraf var. Namaz kılmak lazım herhalde yani. Kılmamız lazım. Ama kılıyor muyum hala da namaz? Tahakkül mertebesinde Osman Ağabey'e kılsam mı kılmazsam mı o müzakerede? İşte muhakeme, aklın imbiklerinden geçiriyorsun, tartıyorsun, biçiyorsun, vahyi dinliyorsun, şeytanı dinliyorsun icabında i̇ki tamam mı? Tersini. Ha, i̇lişki ve çelişkileri değerlendiriyorsun, vahiyi de katıyorsun, felsefeyi de katabiliyorsun. İşte o berzahlığı oradan. Yani bu iki tarafa bir berzah takul. Bir taraftır diyor bak. Özelliği ne? Bir taraf. Ne demek? Tarafsız. Ölçüyor, biçiyor. Vahyi de dinliyor, şeytanı da dinliyor icabında. Ama sonra tasdik tarafında yollar ayrılıyor. Ya batılı tasdik edecek. Yani ne namazı diyeceksin ya. Ben namaz günümüz gün edelim işte ne genciz yaşıyoruz falan filan. Emeklikte kılarsın filan. Hangisini yersen şeytan sana neyi yedirirse. Namaz kılmam lazım dedim. Artık benim fikren bu namaza karşı namaz kılmam lazım diye kabul ettim. Buna kabul ediyorum. Namazla ilgili şeyim var. Yani bir bilginin ötesine geçti bak tasdik tarafında. Ama fiilen var mı? Tek tük var belki namaz ama tam manasıyla sende gözükmüyor. İşte bundan sonra işin izan tarafına geleceğiz. İzanda nedir? İzana gelelim. Diyeceğim şey var mı? Tamam. tamam. E, nama Şu, namaz önünden git. Şimdi benim namaza başlamamı düşünüyorum da hı. çok mantıksal olmadı. <laughs> yani hissime mesela ya aslında mantıksal mı bilmiyorum da hissime dokunan bir derse muhatap olduğunda namaz benim için çok farklı olmuştu mesela. Onu nasıl şey yapabiliriz mesela o zaman? Bak şimdi o hissi kısım burada izanda oluyor zaten. Tam yerinde söyledin. Evet. Mesela belki tasdiğin daha önceden olmuştu. Yani daha belki genç yaşta namazın namazın gerekliliğini. Ha, tasdik etmiştin. Ha, ha, tasdik etmiştin. Ha, tasdik etmiştin. Tamam mı? Şimdi tasdik de etmeyebilirsin. Namaz Bilmem kulsan kılmak gerekir mi ya falan mesela, mesela düşün ha yani. anla ha sen tasdiyi önceden yapmışsın ama mesela daha fiiline tam geçirmemişsin cumadan cumaya bayramdan bayram hesabı ama namazı desen bir müslüman sıfatıyla evet namaz kılmak lazım diyorsun tamam mı İltizamın var yani namaza bunun negatifi olarak düşün namaz ne namazı? bu kılmaya göre yani Öyle adam düşünüyorsun adam ne o ne ki plan diyor yani. Sorarsan evet namaz Müslümanlar farzdır diyor. Düşün bilgisi var. Gün kaç vakittir diyorsun? 5 vakit kılmak lazım. Bak bilgiler çıkıyor. İşte Subhaneke okunur, Elham okunur falan falan ama tasavvurda yani bak taakkul hiç çalışmamış. Orada duruyor. Hiç böyle bir tasfiye de gelmemiş. Adamın öyle bir kabulü yok. Düşüncesi de yok yani. Ama Bizim senin anlattığın örnekte nasıl oldu? Bir şey var, kabul var. Ama eyleme geçmesi işte bu taraflardan başlıyor. İzamdan ve iltizamdan sonra başlıyor. Devamlı olması için o taahhüdü beslemek lazım. Tabii. Yani hani bu bir kere böyle yapıldı da bitti değil. Devamlı. Yani şimdi taahhüdümüz çalışmıyor mu? Amacımız o değil mi? Daha üstüne üstüne koymaya çalışıyoruz. Namazla ilgili ne kadar ders okumuşuzdur değil mi? Namaz kılıyoruz, her şeyde yapıyoruz ama bitiyor mu mertebesi? Ne mertebeler var? Namazı şuurlu kılmak, külli kılmak, salat-ı kübraya değil mi? Salat var yani, salat hakikati. Üstad ne diyor? O aleme girdim diyor. Salat-ı kübrada diyor, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti manevisini gördüm. Ona binler selam etmek istedim diyor. Şimdi onun kıldığı yası vaktinde girdim diyor. Şimdi onun namazı var, bizim namaz var. Değil mi? Şahsiyeti Muhammedi'yi gördüm, ona hadsiz salavat getirmeye niyet ettim diyor şey yaptım diyor. Her şey küçüldü küçüldü. Görünmeyecek kadar bütün kainat küçülmüş yani. Tek şahsiyeti manevi Muhammed'i gördüm diyor. Yatsı vaktinde girdim diyor. Şimdi onun namazı o salata girmiş yani. Bütün mevcudat, bütün varoluşun e, varlığıyla beraber bir namazdaki ya da salat diyor diyor ona külliyatta. Salat-ı Kübra'da gördüm diyor mesela. Her şey. Şimdi o namaz nerede değil mi? Biter mi şimdi? Bizimki de ona yolculuk devam ediyor. Ama yani biz şimdi ta geldik. İşte ilk baştaki namaz var mıdır, yok mudur, kılalım, kılmayalım, dimağda nasıl çalışır ama bitmiyor bu tabii. Ee, bu şimdi izana geldik. Ee, Furkan'ın dediği gibi şimdi e, namazla ilgili hissimin oluşması gerekiyor. İşte kalbi bağlılık kısmı bu izanda oluşuyor. Artık kalpten de şey başlıyor. Az önce kabul ettik, tam namaz kılmam lazım, namaz evet dedik. Ama daha kalp daha devreye girmedi burada. Kalp izanda devreye giriyor. Hemen biraz okuyalım. Vicdana ve kalbe veri gönderen dimadaki sistemdir. Burası izan kısmı. Buradan vicdanı ve kalbe veri gidiyor. İçeriği imtisal haletidir. Basiret, anlayış, teslim olup itaat etmek böyle kelime olarak söylersek. Yani izan ile tasdik ettiği şeye kalben taraftar olur. İzanda ne oluyormuşuz? Kalben taraftarlık başlıyor. İşte Furkan az o dedi ya, o cümleyi dur, duydu, tasdikteydi o güne kadar namazla ilgili. Dedi ki ya, evet, bu davet olur ben nasıl icabet etmem dedi hissine indi. Mesela orada daha çok akli bir mevzu değil hissine geldi. O hisse gelmesi artık kalbe izan devreye girdi ve kalpte o namazla ilgili mevzuda kalbi bağlılık kuruldu. Ve onu ondan sonra zaten eyleme götürecek o. Bu kalbe gittiği zaman eyleme gider. Kalbe girdiği şey artık eyleme dönüşür. Ama dimağda kalırsa eylem çıkmayabilir orada. İzan imana tarafkirliktir. Dimağın maneviyatıdır. Bu izan mertebesi. Dimağı kalbe bağlar. Ve o zaman insan akli değil kalbi düşünmeye başlar. Namazla ilgili bir şeyler anlatma değil. Kalben ona muhabbetim var. Sev... yani namaz kılmam lazım ya. Nasıl ben böyle bir davet icap etmem? Mahcubiyet var, üzüntü var. Bak bunlar akli şeyler değil. Muhabbet var. Tamam mı? Artık o mevzu yani namaz örneğinden gidersek artık o namazla ilgili kalben taraftarlık başlamış oluyor. Kalbi düşünme şöyle diyebilir miyiz? Ha. Kalbin kumandasında olan bir taakkül var artık. Yani Tabi. Tasavvur da var, tahayyül de var. Artık kalp kumandası, o da iman mahalli. Tabi. Artık o, oraya bir, oraya da bağlantı attık yani. O bura bir santral ya. O, o kalple de ilişki kuruyor santral artık. Hayalle kurdu. abi? Mesela o işte kalbindeki iman nispetinde artık yani kalbindeki o şeyin nispetinde aldığı mesajın nispetinde tahayyül tasavvur tahayyül de o o izaya getiriyor. Ha, sonrasında daha devam edecek. Şimdi sen o ilk anı geri tabii geri dönüp hep o devir daim yapıyor. Az önce dedi ki namazla ilgili biz bittiğince bitiyor mu? Bitmeyecek zaten. Döndürüp döndürüp biz tahil tasavvurumuzu kontrol etmeye çalışıyoruz mesela. E, namaz kılıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama bitti mi bitmemiş ki hiçbir şey. Devamı var. Allah ha, o dönecek serbest bölgemizi nasıl kontrol ederim de mesela onları konuşacağız işte. Yani. Nasıl kontrol edeceğiz? Tamam burada izanda ne oldu? Akli değil kalbi düşünmeye başladı. Kalbi tarafkirlik başladı. Kalbe ve vicdanı artık e, bağlantı kurduk. Ne yaptık? Namazla ilgili artık muhabbetimiz var namaza. Kılmam lazım yani. Kabul etmek değil. Artık kalben bir meylim var. Tamam mı bu Çok mertebede? Tabi fikri 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 iltizamı var orada kalpte şey, işte izanda e, zaten imtisalim başlıyor İmtisal e, iki şeyi birleyen tekleyen tek şeye getiren mesela imtisalin ee, inkiyat etme, ayrılmamak üzere bağ kurma yani manasında var. Zaten imtisalle ilgili e, de demiştik. Şurayı okuyayım ondan sonra imtisale girelim. Akla gözlük takar. Dimağın vicdanı izandır. Dimağın vicdanı izandır. Dimağın vicdanı. Vicdan ayrı bir birim ama. Dimağın vicdanı neresidir dersen izandır. İmtisal, dimağı ve vicdanı bütünleyen, tek vücut haline getiren dimağın sırrıdır. Yani izanın haleti dışa görüntüsü, dışarıyı vuruşu imtisal haleti. Yani izandan ne çıkıyor? Bizde imtisal gözüküyor. İşte tasdikten ne çıkıyor? İltizam çıkıyor. Bizim artık benim fikren taraf çıkıyor. Mesela burada bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada ne? Bir taraf. Bu tarafta bir behre. Nasipsiz. Dimağdaki konsolosluk izanın şey imtisal, izan vicdan yani. Vicdanın konsolosluğu. Vicdanın konsolosluğu. Aha, aynen. Yazıyor mu orada? Daha önce geçmişti sanki. Olabilir. Dimadaki sureti vizan, dimadaki suret izan oluyor gibi desin. Ee, olabilir. Yani benim vicdanın dimadaki şubesi, konsolosluğu şey diyebiliriz. İzan diyebiliriz yani. Çünkü bağlantı orayla oluyor. Ee, mesela burada ne dedik? Bir behre çıkmış burada. Bir behre ne demek? Nasipsiz. Yani oradaki bir şey sana bir şey katmıyor. Yani menfi katar da müsbet bir şey, vücudu bir şey çıkartmıyor. Bir, bir behre yani orada bilgi durup duruyor. Zannım var şüphelerim var, düşünceler var, malumatlar var. Bir behre nasipsiz yani bir şey üretme şeyi yok, potansiyeli yok. Burada, burası da bir taraf, takul. İki tarafa da şey var ama bu taraftan sonra ne başladı? Tasdikten itibaren iltizam var, imtisal var. Şimdi imtisali konuşacağız biraz daha hem izanla beraber. Taassup var, salabet var. sistem var. Değil mi? Aynen. Valla. Şimdi imtisal ne dedik? Dimağı ve vicdanı bütünleyen, tek vücut haline getiren dima'nın sırrıdır. Şirkteki ayrılıkları tevhid yapandır. Artık ayrılıkları birleştiriyor. Kalbi kalbi aldığımız zaman izan dimadan kalbe giriş ve çıkış yeridir. Kalp ve dima arasındaki koridordur. Ne izan? Kalple dima arasındaki koridor izan. Aynısı buradaysa buradan da okuyalım. Burası ha Şöyle bakarsak, İzan'dan buradan kalbe bir koridoru var. Yani izandan artık vicdana ve kalbe bağlantı başlıyor buradan itibaren. Yani bitince başlamıyor, buradan itibaren başlıyor. Kalp ve dimi arasındaki koridordur. İzan hortumdur. İmtisal içinden akandır. Yani buradan e, vicdana bir şey e, çizsek, içindeki akan şey imtisaldır. Çizeyim mi? Bir dur deneyelim. İmtisal abi lügat olarak şöyle geçiyor abi. Ayrılmak, ayrılmamak üzere inkıyat etme. Ama e, tabii işte lügat çok zayıf kalıyor. İmtisal sırrı, imtisal sırrı diye külliyatta geçiyordu. İmtisal sırrında bir örnek var. Neydi örnek? Bunu gene sormuştum. Hani şeffafiyet sırrı, nuraniye sırrı, imtisal sırrı diye e, sırlar var. Orada imtisal sırrında askerlik, asker örneği veriyor. Şimdi askerler Osman, Ahmet, Mehmet, Veli, Hasan, Hüseyin değil mi? Şimdi bir düşün bir taburda, bir bölükte kaç kişi ise. Şimdi bunların hepsi ayrı ayrı, tek, ben başkayım, o başka, onbaşı, çavuş, er vesaire vesaire her mertebeleri de farklı, kendileri de farklı. Şimdi ama imtisal sırrıyla arş emrini verdiğinde bütün bölük tek bir şeye getiriyor. Arş diyor, yürü diyor, ateş et diyor, şuraya git diyor. Dediğinde hepsi ne yapıyor? Aynı hareketi yapmaya başlıyor, değil mi? İşte burada imtisal sırrı devreye giriyor. Ne oluyor? Bütün o farklı farklı şeyler bir emirle tek bir şey haline geliyor. Bak Osman yok artık. İtaat eden, o emre itaat eden her kimsiyle beraber aynı şeyi yapan asker var artık. Aynı yere gidiyoruz. Arş dedi. Herkes sağa yana atıyor, herkes sola yana atıyor. Tüfeğini kaldırıyor aynı anda. Osman diye bir artık şahsiyet kalmadı. İşte o arş askeriyedeki, askere verilen arş emriyle o oradaki imtisal sırrıyla tek teknikler kalkıyor, tek vücut haline geliyorsun. İşte buradaki imtisal sırrıdır. Burada da dimağın e, ve vicdan artık ayrı ayrı çalışırken daha öncesinde imtisalle artık izan devreye girdiğinde dimağ ve vicdan artık tek şekilde çalışmaya başlıyor. Kalbi bağlılık yani kalbimle ya da vicdan vicdan biliyoruz kalbin bir e, şubesiydi. İki ayağı var kalbin diye anlatıyoruz. Bir ayağı e, dimağ bir ayağı vicdan kalbin iki ayağı var zaten biz dimağı konuşuyoruz ama ne bu ikisi birbiriyle bağlantılı. İzam mertebesinde dima vicdan artık beraber tek vücut hareketi Eskiden Osman ve Mehmet diye iki asker vardı kafasına göre takılıyorlardı. Birden hizaya girdiler imtisal ile beraber aynı şeyleri yapmaya başladılar. İmtisal sırrıyla. Vicdan dışişleri bakanı olabilir mi? Kalbin. Kim? Vicdan kalbin dışişleri bakanı. Dışişleri bakanı mı? Yo, Nereye göre dış, nereye göre iç, değil mi? <laughs> Kalp itibariyle yani o hani bağ kuruyor ya dışarıyla hmm. yani o şeyi yapıyor. Dış işleri yani neyi dış diyeceksin, neyi iç diyeceksin ama e, alemi şehadet tarafıyla mülk tarafına bakan kısım dimağdır. Ma manevi tarafı melekut tarafı vicdandır. O noktadan iç işleri dersen vicdan olur, burada dışa yani alem şahadeti dış diyeceksen burası dış işler olur. Nereye iç nereye dış ama. Sonuçta bir bakan yani. Ha illa ki. Kabine değerli. Hatta bakanlık şu Latife-i Rabbaniye Cenab-ı Hakk'a bakan kısım işte demek Latife-i Rabbaniye. Direkt Cenab-ı Hakk'ı görüyor. Başka bir şey görmüyor. Vicdan. Vicdandaki Latife-i Rabbaniye. Müşahadetullah değil mi? Latife-i Rabbaniye'nin şeyi ne? ne demek müşahadetullah? Allah'a müşahede ediyor. Tek ona bakıyor. O pencere ona açılmış. Tek Rabbini görüyor imtisal için de Tasavvurda düşünce olur, tahakkulde fikir olur, tasdikte ilim olur, izanda anlam olur. Anlam manaya yakın, izandan vicdana indiği zaman manaya dönüşür. Şimdi ne var? Düşünce var, fikir var. Vicdanın içinde irade, zihin, his, latife-i rabbaniye diye dört mertebe var. O ilk şekilde de hatırlarsanız kalp şekli vardı ya yuvarlak. Onun içinde de gösteriyorduk. Şimdi tasavvurda düşünce, Taakkul de fikir, tasdik de ilim oldu. Bak, mertebe mertebe gidiyoruz. İzan anlam olur. Anlam manaya yakın, anlamlaştı. Mesela şöyle de demişiz, tasdik de ilim, izamda anlam. Artık e, iltizamda da eylem olacak, fiil olacak. Bir şeyler anlam bulmaya başladık gibi. Ha, şimdi şöyle şey yapmamız lazım. Ben şimdi e, dışarıdan aldığım bir şey var, e, bilgiler var. İşte tahül tasavvurumla ben işte bu eşyayı görüyorum, suyu görüyorum, masayı görüyorum, kitabı görüyorum, çiçeği görüyorum, kainatı görüyorum. Bunları ben alıp içeriye içeriye alıyorum, değil mi? Ben içime içimdeki bunu ilk önce tahül tasavvurumla aldım, bilgilerle, tahayyülle, tasavvurla bilgi yaptım ve bu bilgili düşünceleri sonra ne yaptık? Takulde fikir yaptım, bunları bir yoğurdum işte vahile vesaire. Yani ben bunları ruhun anlayacağı, ruha mal edecek manaya dönüştürmem gerekiyor bak fark ediyor muyuz tekrar? Dışarıdaki o eşya, mevcudatı ben alacağım dışarıdan. Bak kaç tane imbikten, tahayyülden, tasavvurdan, tahakkulden, tasdiye geldim, ilim oldu. Bak tefekkür ettim tahakkulde. Bak o çiçek bende neye dönüşüyor? Gitgide inceleşiyor. Bir şey başka bir forma gidiyor. İçeride ben suyu içince su kalmadı. Domatesi yediğim zaman Domates olarak vücudumda devam etmiyor. Ne oluyor? Ta hücrede enerjiye dönüşüyor değil mi? Hiç alakası yok domatesle. Gibi, bu maddi tarafta olduğu gibi. Mana tarafında da ne oldu? O çiçek, bak o girdi benim taayülümden. Taayül aldım. Tasavvuruma girdi. Taakülümde fikir oldu. Sonra tasdihimde ilim oldu. Onunla bağı kurdum. Yaratanı, esma bağlantısı, gayesi, anlamını da bağladım. Sonra izanda anlam oldu. Bak daha latifleşiyor gitgide. Amaç ne? Manaya dönüşmek. O manayı ne olacak? Benim kalbimde, ruhumda latifelerimin artık gıdası olacak. Onun anlam e, e, ona uygun bir malzemeye dönüştürmem gerekiyor. Ben olabilmek için dışarıdaki eşya gitti bende. Bak kaç mertebe vahide aldı içine. Vahiyin içinde ne var? İlim, irade, kudret var. Kelam. Kelam-ı ilahiyle de boyaladık. Ta benim içime girdi kalbime, aklıma, vicdanıma, ruhuma mana olarak şey yaptı, beni inşa etmeye başladı. Aynı yediğim domatesin benim ilk bilmem neredeki göz hücremde, kemik hücremde e, enerji olup orayı yapı taşı yapıp orayı büyütüp geliştirdiği gibi. Ben kendimi inşa ediyorum yani. Neyle? İşte bu cihazlarla. Şu an o anatomiyi inceliyoruz yani. Sebep sunucuza çok arada bir şey yok artık. Yani bağlantı yok. Yani. bir, enerji bir, bir, bir mana dışarıda o suret içeride manaya dönüşüyor. Ha. Yani manayla ben inşa oluyorum. Benim o manalar zaten ben kendimle de boyalıyorum yani. Şimdi aynı çiçek şuraya koyuyoruz, tamam mı? Ben ona bakıyorum, bir mana alıyorum, manaya dönüştürdüm o işte bak kaç yerden geçirdim. Sen de baktın, seninki farklı ama. Herkes farklı bir üretim yapıyor. Onun için herkesin cenneti farklı olacak. Çünkü sen inşa ediyorsun. Ne, neyle inşa ediyorsun? o manalarla inşa ediyorsun. Bu da bunun yöntemi aslında yani. Herkes kendi Rabbini görüyor ve herkes kendi cennet ve cehennemini inşa ediyor. O manalarla yapıyorsun. O benim manalar ruhuma, kalbime yazılıyor. Yani onlarla ruhumu ben inşa ediyorum. Yani onlara ne kadar inşa ettim, büyüttüysem hani çekirdek gibi o kadar benim ağacım oluyor yani. Ama edemezsem hep bilgide kalırsa ne oluyor? Hepsi çürüyor gidiyor. Hiçbir şey mana olmadı ki. Hepsi bilgide kaldı. Hususi dünyanda kaldın. Her şeyi bilgi bilgi hiçbir anlam üretemedin. Hiçbir kalbine, ruhuna, manaya dönüştüremedin. Geçmiş olsun. O zaman genel anlatmış olduk. İzanda ne oldu? Artık inceldi. Anlam, manaya yakınlaştık dışarıdan. Eşya, düşünce, fikir, ilim ve anlama dönüştü. Daha latifleşiyor. Allah mana yakın izandan vicdana indiği zaman manaya dönüyor. Vicdanda zihinde artık manaya dönüşüyor. Zihin, zihinin bütünlüğünde inşa olursa o kısımda ayrı anlatılması lazım. Zihinde e, diriliyorlar. Hayatı tek biniyorlar. Orada diriliyor. Orada bir dirilme oluyor. Senin o gördüğün çiçek artık zihnin bütünlüğünde sen onu diriltiyorsun. Sen inşa ediyorsun. Senin orada bir tane şeyin var yani. O bütün imbiklerden geçince o ayetlerle o senin zihninde diriliyor. Sen inşa ediyorsun. Dışarıdaki içeride diriliyor. Yani O ayat-ı tekviniyeyi, yaratılış ayetini sen kendi imbiklerinden geçiriyorsun, manaya dönüştürüyorsun. Senin içinde yazılıyor, kaydediliyor her şey. Ve o kayıtlar senin cennet-cehennemini oluşturuyor. Ne yaparsan kendin yapıyorsun. Kimse seni cenneti-cehenneme götürmüyor aslında. Sen kendi cennetini, kendi cehennemini inşa ediyorsun. İkinci sözde olduğu gibi. Aynı şekilde şimdi memlekete geldiler. Ağlayan yetimler o vuruyor, kırıyor, döküyor. Her şey sıkıntılı, azap verici dedi değil mi? Öbürküsü de aynı yere geldi. Aynı şeyleri gördü. Dedi ki hepsi musika ilahiyedir. Bir vazifeden terhistir. Vazifeye koşmaktır. Aynı şeyi gördüler. Farklı manalar yüklediler. Aynı mana onun cennetini inşa etti. Çünkü o ruhuna yazdığı şey orada açılım olacak zaten. Öbürküsü de ruhuna ne yazdı? Ademi şeyleri yazdı. O da cehennemini oluşturacak. Çünkü burada onu tercih etti. İşte o tercihi değiştirmek için bunları öğrenmemiz gerekiyor. Neyi ne yaptığımızı. Değil bir durumla karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. İzan'dan sonra başlıyor. Yani, yani tasdikten, izandan tabii hepsi de yani tasdikten işte buradan kırılma başlıyor. İzanda daha da gitgide aşağılara indikçe de inceliyor ve daha şeyleşiyor mevzu. Şey Mana zihinde. Heh. İzan mertebesine ulaşırsak intisalle beraber... Dima'la beraber hareket ediyor. etmeye başlıyor. Ee, burada zaten bak zihine, e, vicdana iniyor. Zihin mertebesinde artık manaya dönüşüyor. Zihnin bütünlüğünde o gelen imbiklerden inen şey manaya dönüşüyor. Vicdanın dört tane şeyi var. Ee, havası diye geçiyor. İşte unsuru diye geçiyor değil mi? Ruhun dört havası, vicdan dört unsuru. Zihinde de manaya dönüşecek zaten. Akıl ilim alır, zihin feyiz alır. Bak akıl ilim alır, zihin feyiz haline dönüştü. Bak daha format değişti. Zihin feyiz. Feyiz başka bir şey, ilim başka bir şey. Feyiz almak. Orada daha latifleşiyor mevzular ha? İstifade ve istifade ha gibi. Barla istifade Değil mi? İstifade ve istifazalarımız İstifaz. diyor. Ha istifade. Dimağa bakar, al sana hemen şey. İstifaza kalbe veya vicdana bakar. O zaman çok güzel. Ee, şey diyor ki, Barla Laykası'nın üstad o takdim bölümünde, takdim miydi, takriz miydi? O baş bölümde para layıkasını tanımlarken e, üstadın ilk eserlerini okuduğu talebelerinin istifade ve istifazaları diyor. Kalpe, dima, yani, Aynen. <laughs> o zaman oralara ilk buralara onlar o mektupları da okumak o istifazalara mesela muhatap olmak, istifadelere muhatap olmak İzanın, izan, izanla artık oraları çalıştırıyor. Kalple bak. <laughs> zaten üstad bir mektubunda diyor zaten o mektubu okudukça diyor e, şey tembelliğinden kurtuluyor diyor harekete geçilme anasından bir ifade üstad. Allah Allah çok acayip belki mektupları biraz daha <laughs> ee, Allah Allah. E, e, zaten diyor ya akıl ve kalbin imtizacı yani e, ve ilginç olarak şey şu İslam tarihinde akıl ve kalbin imtizacı ile olan bir yol çok gözükmemiş ya da şeylere e, mahsus olmuş. E, 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 ha? E, havası. Ya ya da e, e, her asırda gelen işte şeylere mücedditlere şey olmuş. Değilse ya kalp yoluyla gitmişler ya da akıl yoluyla kelam ya da felsefe yoluyla gitmişler. Yer, İkisini beraber imtizac ettirmek kolay olmamış yani. Ya kalbe beraber gidip sonra aklı geriye bırak kalbe ile ileri gitmişler. ki tamam bir hakikati bulmuş, bir yolu bulmuş ama hmm. hakikatin kemaline erişememiş. Bütünüyle ihata edememiş. O da ayrı mevzu. Devam ediyoruz. Şimdi izan. İzanı anladık. Kalbi bağlı, kalbi tarafkirlik başlıyor izanda. Tasdikte fikri var. Kabul var. Fikri tarafkirlik var. Kalbi tarafkirlik. Bu muhabbet başladı. Şimdi iltizam. Bir şey kalben artık dedik ki buna namaz örneğinde olduğu gibi kalben artık o muhabbetimiz var. Kalbe indiği zaman zaten artık fiilde gözükmeye başlıyor. İşte fiilde gözükçe fikri, fiili fiilinde de artık gözükmeye baş ortaya çıkması iltizamı bu mertebede olduğumuzu gösterecek. İnsandaki fikri ve ilmi tarafkirliklerin eyleme dönüştüğü sistemdir. İçeriği taassup aletidir. Yani ondan çıkan hale taassup şeklinde gözükür. İltizam sistemi fiili taassup seviyesini getirir. Fiili taassup seviyesine getirir. Yaptım artık onsuz olamıyorsun yani. yani namaz nasıl kılmam lazım tabii yani kesin. Namaz kılmamak olur mu yani? Kılacağım tabii yani. Yani taslup seviyesinde artık eylem yani sen şimdi onu okuyalım içindekini artık e, tutamıyorsun dışına çıkıyor. Namaz bilgim var, bak ta o ilk bilgileri düşün tasavvurdaki bilgileri. Sonra ne geldi? Gele 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 buraya geldik izandan sonra. Artık bu o bilgi öyle bir geldi ki içindekini dışına taşıyor. Namaz kılmadan olur mu ya? Nasıl? Şimdi sana yastığı kılmadan yap diyelim uyuyabilir misin yani? sıkıntıdan ya da akşamı geçir. Kılma, otur şurada. Kıvrınır durursun yani taassup haline geldikten sonra. Kılmamak diye bir şey olabilir mi? Değil mi? Bak taassup yani içindeki dışarıya çıkıyor bu, bu bu mertebede artık. Çünkü izandan geçtiğin için kalbi şeyde. İltizam sistemi fiili taassup seviyesine getir. Çünkü fiiline de işledikten sonra e, o sende halet haline doğru gidiyor. Yani o benim fikrim, duygum haletim latife yani o yani daha benim iç alemime doğru seyahate gidiyor yani netleştiriyorsun yani o şeyi. Fiiline fiilinde gözüken şey senin aslında zaten sahiplendiğin ona sana mal olduğunu gösteriyor. Kişiliğimizi oluşturan iltizamdır. Niye iltizam kişiliğimizi oluşturur? Çünkü beni gösterir. Yani senin içinde dışına çıkarttığı için senin kişiliğini tanımlar iltizamda. Ha şöyle şimdi ben namaz için söyledik ama ben mesela ne diyelim yardımseverlik şeyim var bende. İltizama geldiği zaman o yardımseverlik sende fikir ya da du şey olarak durmuyor. Artık dışarıya da herkese yardım etme şeklinde gözükmeye başlıyor. Osman kimdir? Yardımseverdir. Kişiliğimi oluşturdu. Osman cömerttir. Osman namaz kılar ya da benim içimdeki iltizam ettiğim şeylerim dışarı çıkarak benim kişiliğimi oluşturur. Beni tanımlarken nasıl tanımlıyorsun sen? Ha. Senin benim fiilime çıkmış şeylerimi, Benim fiile çıkmamış tarafımdakileri bilmiyorsun ki. Benim mesela bir zannım var ta şeyimde, tasavvurumda duruyor. Tasdik ettiğim ama hiç göstermediğim bir şeyler var. Sen onları görüyor musun? Görmediğin için benim kişiliğimde onları sen ifade edemezsin. Beni ifade ettiğin kısımların neresidir? Benim artık iltizamıma gelmiş, fiilime çıkarttığım şeyleri sen benim kişiliğim olarak görürsün. Osman abi yardımseverdir, şudur, budur. Niye? E, ben de gördüğün şeyler. Benim kabul ettiğim şeyle beni tanımlar mısın? kabul ettim ama sen sen kabul ettiğin, tasdik ettiğin şey sen değilsin ki. Ha? Ha. Onun için burada iltizam artık fiile çıkan tarafımız olduğu için bizim kişiliğimizde gösteriyor. İnsanı eyleme çeviren, safını belirlediği gibi suretini, simasını da belirleyip kimliğini oluşturan iltizamdır. Artık seni sen olarak ifade etmeye başlıyor. Daha çok bana doğru yaklaşıyor mevzu yani dışarıdan dıştaki bilgiler hep beni tanımlamaya başladı bak bu şeyler. Çünkü beni oluşturmaya başladı. Fiili yapmaktan dahi bu sefer bütün sistem etkilenecek. Tabii. O iltizam artık o tabii, izana tabii. her şeyi ondan sonra etkilemeye başlayacak değil mi? Tabii, yani tabii. şöyle bir sırayla gidiyorduk ya. Aslında ki bu gitmekteki o geldiğimiz nihai nokta bir öncekilere Tabii tabii aynen öyle. Geri dönüp senin sen buraya geldin mi namazla dedik mesela namaz artık kılmaya başladığında senin hemen tahayyülün tasavurun değişmeye başlıyor. Tahakkülün daha düzgün çalışmaya Aynı başlıyor. Tastiğin, geldiysek o mevbe, ha Aynen öyle. O mevzuda bir arkayı da. Tabii hemen arkaya hemen altyazı. oralara şey yapmaya başlıyor inşa yani etmeye başlıyor. Tabii menfisi de olursa o da var yani. Yani hemen tahayyülün tasavvurunu kontrol etmek, tahakkülün, tasdiklerin değişmeye başlıyor. Şu namaz kılmaya başlayan adamla hiç namaz kılmayan Kesinlikle adamın değişiyor. şeyi farklı olmaz mı? Oluyor. Ne yaptık? İçsel alemini, ruhunu fiilinde ve simanda, suretinde gösteren iltizamdır. Artık senin için dışına çıkarttığı için iltizamında bu gözükmeye başlar ve taassup şeklinde. Dimağın ana sisteminde olan iltizam, yani burası içeride tutamazsın. Taassup kötü mana değil. Yok. Bu Kötü değil. Alemde Buradaki bunların kötü manada değil. Taassup artık onsuz olamaz. Yani ona kökten bağlanmak. Yani artık yapamaz hale gelmek. Menfide de var ya. Ha menfisi de tabii. Menfiye de taassup miyiz? var. Diyor ki müptela olduğum alışkanlıklarımı terk edemiyorum. E, tabii, i̇ltizam sen, seviyesinde. He, menfi il, iltizam. Yani bu iki tarafı da çalışıyordur. hemen. Aynı Çünkü bir... mesele iltizam edilmiş. Ha, nasıl değiştireceğiz abi o zaman? Hı? İltizam, iltizam ettiğimiz meseleyi nereden değiştireceğiz tekrardan acaba? Onu... İltizam et menfi mi? Mesela ha, bir noktada bütün mertebeler aşaraktan <laughs> meseleyi iltizam etmişiz yani. Hı hı. Mesela hani o hatamızı, kusurumuzu, ahlakımızı hani o noktadaki veya fiilimizi fiile kadar çıkmış yani. O hı hı. ciddi fiili bir artık bir yanlış içerisindir. Bu nasıl düzeltilir o zaman iltizam mesela? Yani it, az önceki şeyde... Hangi yere müdahale edelim? Gene taakkul. Taakkul tarafından vahiyle onu dinlemen lazım. Ben Sen şimdi yanlış bir iş yapıyorsun Hı. ve bu artık sende yerleşmiş. Hı. Ben diyorum ki Furkan bak etme eyleme. Bak gel sana İhlas Risalesini okuyalım. Gel sana Uhuvvet'i okuyalım. Gel sana işte hizmet düsturlarından okuyalım. Neyse hani Hı. senin ailendeki. Bak burada böyle diyor. Şöyle yapma kardeşim zarar edersin. Bak ben şimdi vahyi sana ifade etmiş oluyorum, değil mi? Bak <laughs> nereni ifade ettim? Gene taakkulüne ifade ediyorum. Sen taakkulünü oradan destekleyip eğer ya evet ya ben ne yapıyorum diyebilirsen tekrar bu sistem burayı düzeltmeye başlıyor. Sen buradasın normalde o hadisede o hal şeyde iltizamdasın fiilinde taassup şeklinde vazgeçemiyorsun hep o yanlışı yapıyorsun. Ben vahiy olarak sana geliyorum diyorum ki etme eyleme işte bak ders okuyorum şurada üstad böyle diyor şöyle diyor şöyle yapalım vesaire vesaire taakkulü. çalıştıracak bir de sonra o vicdana kadar gidecek. Tabii tabii gene kalbin mal yani bu, 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 sistemi tekrar çalıştırırsam şuradan itibaren e tabi tasavvurunda kullanacaksın orada ee, işte okuduğun yerleri daha önceki risale bilgilerini tasavvurunda duruyorlar. E onları da kullanacaksın tahakkülle. Gene hani aslında sistemi bir daha çalıştırıyoruz orada. Sen devamlı vahiyden alırsan şeyini, menbaanı alırsan bu tahakkül devamlı çalışır. Sana şey yapar. Tersi felsefeden alırsan da iyice tahassubun da artar. Menfi tahassubun. Onu o, o aldığım, o iltizama, iltizam etmeme sebep olduğum bağı da tespit edip onu da kesmem lazım tasavvur ve tahayyülümü aldım da bir şey iltizam ettim çünkü. Abi. Mesela ihtiyacım yoktu faize girmeye hı hı. ama o tasavvur ve tahayyülüme atılanlar sonucunda ben bir şey artık faizi meşru görmeye başladım ve o fiilin içerisinden çıkamıyorum mesela. Aynen öyle. O zaman orayı kesersem yani e, o ihtiyaç dairemi, hı. nazarım sürekli hayal dairemi ama onu neyle keseceksin gene? Vahiy işte o takul orada o, o, ölçüm biçme işlemini tahakkül yapacak. Yani bu dima bağlamında anlatırsak mevzuyu değilse tabii bir sürü izahatı var o anlattığım mevzunun. Şey yapılır ama şeyde vahiy, vahiy tarafındaki tahakkülün o işi yürütmesi gerekiyor temelde. Bir şey diyecektim oğlum. Mesela e, ilk baştaki mesele dima oynatmak o hani e, dima oynattıktan sonra ilk zaman geçip Fiil hiçam gösteriyor ya. Hı hı. Şimdi fiilinde sıkıntı varsa diyor. Hani tavkulda tamam biliyor yanlış olduğunu ama fiili noktada sıkıntı oluyor. Onun bir altında o Dimadaki iradeyi güçlendirmesi. Tabii tövbe var, istiğfar var, me'lana şerr'i keser. Gereken çünkü mesela tavkulda tamam iyi olduğunu biliyor hani. Ha tabii. Bu, yanlış Tabii. Bunu bunu yapmaması gerektiğini de biliyorum ama bir fiili şey yok fiilli ne? E tabii gene tasdii ve izanın çalışması da lazım. O kalbi şeylerinde de çalışması. Oraların hepsini desteklemen lazım yani. Aynen. Ama devamlı o sistem çalıştığını bilelim yani biz hani. Hı -hı. Biz şu an süreci şey diye Aklımız anlasın diye. Yoksa Aynen. bunlar hepsi bir iç içe çalışıyor. Aynen. Şurayı okuduk mu? Hemen burayı da bitirelim. Uzatıyoruz baya. Kendi efaliyle, ahvaliyle, etvariyle, ekvaliyle dışarıda ifade eder. Dima'daki iltizam bil kuvve, hakikatını bil fiil ağaç yapmaktır. Bil kuvveydi. Sen de sistem olarak içinde bir sürü şeyleri aldın aldın, çekirdektin ağaç oldun gibi yani. Bu mertebede ağaçlaşıyorsun artık. Çünkü fiiline çıkıyor ya. İçindekilerin bil kuvve sistemi bil fiile çıkma yeridir. Namaz, namaz, namaz dedik, 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 kalben oydu, buydu, şuydu. Hadi kıl da artık namaz yani. Ağaç ol dedik yani. Bir ilfile çıktığı yer artık iltizam oluyor. Tamam mı? İltizam içeride tutamadığın kadardır. İçeride tutamadığın kadar iltizamın vardır. Çıkartabildiğin kadar yani. yani beş vakit değil üç vakit kılabiliyorsun. Üç vakit kadar iltizamın var gibi. Cömertliğin işte şu kadarcık var yani gibi. İltizamın o kadar. Çıkarttı tutamadın yani. Çıkartabildiğin kadardır manası. Etvarın, ahvalin ya efvalin ya da e, ekvalini dışarıya çıkartır. Yani hak bildiğine dönüşmesidir kişinin. Neyi hak biliyorsan ona dönüşüyorsun. Fiilini gösteriyorsun. Bu mertebede artık meleke haline gelmiş eylemler vardır. Meleke haline geliyor. Çünkü tahassup seviyesi olacak ya. Meleke haline. Tek tük olanlar bu mertebe değil. Sen namazı arada bir kılıyorsun. O daha buradaki fikri iltizam. namaz kılmak lazım. Arada kılıyorsun ya da izamda fak fak. Ama burada artık meleke haline gelmiş olacak o eylem, fiil. İtikat bu son mertebe. Ha burada bitiriyoruz. Ha burada bitireceğiz tabii. Sonrası serbest bölgeyi anlatacağımız kısım sonraki inşallah. Şimdi itikat ne yaptık? Şimdi iltizamımızda da gözüktü. Fiilimiz artık içerimizden dışımıza da taştı o şey. E, namaz örneğinde olduğu gibi. İtikatta ne oluyor? Bu tahüldeki hayal, tasavvurdaki bilgi, akıldaki fikir, tefekkür, hastikteki ilim, izandaki kalbi imtisal, iltizamdaki taassuplar, vahile İnanca, salabete, artık salabes şeklinde, hiç sarsılmayacak bir şekilde bir inanca. inanç kelimesi iman değil. Artık inanıyorsun, katli bir şekilde inanmak. İnanma kelimesiyle itikat biraz örtüşüyor. Bak iman etmek, inanmak. Aynı kelime mi? Değil mi? Farklı. Bir iman etmek, biri inanmak. Bir fark var. Fark olduğunu hissediyoruz, değil mi? Mesela itikatla da iman arasında fark var. Onunla ilgili de bir sürü şey söyleyebiliriz. Bayağı bir tablo yapmışız. Yani dersten çıkan böyle itikat budur, iman budur böyle böyle. Ciddi bir karşılaşma tablosu falan var şeyde. Bizim derslerde. Şimdi emrin nisbi, emri itibari, vahidi kıyasinlerin bütünlükleri yani onlar tahayyül ve tasavvurumuzdakiler. Ve vahidi kıyasinlerin bütünlükleriyle diman iksirlenip aşılandığı yerdir. Benim e, dışarıdan emrin nisbilerle itibarlaştırdık, aldıklarım bunlar benim bütünlüğü vahidi kıyasilerim oluyor. Artık ölçüp biçip tarttıklarım oluyor. Dışarıdakileri emri nispiler, emri itibariyle benim içime aldıklarım ve bunların bütünlüğü vahidi kıyasilerimi. Bunları alıp hani o az önceki anlattığımız fikirden manaya doğru giden kısım var ya bunların bütünlüğü artık itikadımı oluşturuyor. Kanaatı katiye dönüşüyor burada. Kat'i kanaatım var. Artık namazla ilgili mesela örnek namazdan gittik hep. Namazla ilgili kat'i kanaatım var. Namaz kılmak kılıyorsun da ve namazla ilgili şeyin yok bu budur diyorsun yani. Artık onsuz düşünemiyor. Dimağın bütünlüğüdür. Vicdanla kalbe, ruha veri veren vahyin hakikatıdır itikat. İmanın kalitesini itikadın belirliyor. İmanın kalitesini itikad. Ne kadar itikadın kaliteleştiyse yani dimağın bu bütünlükte çalıştıysa imanın da o kadar kaliteli oluyor. Yani iman tasdikli de başlamıştı ama artık itikadın bütünlüğündekiyle olan iman kalitesi daha fazla oluyor. Tabii onun da sonu var mı? Gene yok. Bu döngü şeklinde birbirine devam ediyor. Şu kainatta gördüğün her şey senin itikadına göre şekil alıyor. Artık sen bu diman bu kadar mertebelerinde tahayyülünden, tasavvurundan, taakkul, tasdik, izan, iltizamındaki bu bütünlüğün hepsi senin itikadını oluşturuyor. Az önce ne dedik? E, ikinci sözdeki kardeş vardı ya. Neye göre görüyor diyor oradaki ifadeyi hatırlıyor musunuz? İtika, i̇tikadı kalbisine göre mi? itikadına göre görüyor diyor. Yani bir bakar bir baksana. Ben yani yanlış da hatırlıyor olabilirim. Bazen karıştırıyoruz. E, sözleri almamışız yanımıza. O şey, Abi, bu da çok var, önemli. var. Nerede? O alemin rengini o insan itikadı kalbisine göre gösterir. Orada mı geçiyor belki? Lemmalar 190'da. Tamam. Nasıl geçiyor? Yoksa o alemin rengini o insan itikadı kalbisine göre gösterir. Yani biz bu bütünlük bize ne şey yapıyor? Artık benim itikadımı oluşturuyor. Yani biz namaz için örnek verdik ya da işte ee, o ikinci sözdeki kardeşin haleti, o bütün gördüklerini, tahayyüllerini, tasavvurlarını, itikat, işte, tasdiklerini, tahakkülünün o bütünlüğü onun itikadını oluşturdu ve artık onunla görüyor her şeyi. Bu budur diyor. Ağlayan yetimler vardır diyor. Ona itikat etmiş. Bak o bilgileri ne oldu? Onun işte felsefe tarafını dinlediğini düşünelim. Ne yaptı? Dedik ağlayan yetimler. Bak ne oldu? Onun itikadı. Neyle görüyor? Şu kainatta gördüğün her şey senin itikadına göre şekil alıyor. Ne diyorsun? Evet öyle. Haksızlık var bu dünyada diyorsun. Bu zulüm diyorsun. Bu yapılmaz diyorsun. Benim gibi adama bu şey olur mu diyoruz biz. Onu atmaya da gerek yok. Biz de bu durum durum olarak şey yapılıyoruz. Başımıza bir sıkıntı geldi. Çıkamıyoruz içinden. Gece gündüz uykum kaçıyor. Nasıl olur diyorum yani. Niye? İtikadım bozuk o noktada. İtikadım tam Allah'ın rahmetini, keremiyetini, hikmetini görebildim bu hadisede. Göremiyorum. Takıldım kaldım. O bana nasıl öyle söyler? Nasıl yapar? Onu artık itikad et. yani tabii o tahayyül tasavvur mertebesinde de olabilir. Mertebe mertebe değişebilir ama ama ikinci sözdeki gibi baktığımızda orada ağlayan yetimler var mı diyor. Evet var. Öyle itikad etti. Kainatı öyle görüyor. Ne oldu? Gördüğün her şey senin itikadına göre şekil Bu alem itikadımızın vücudu haricisidir ki onu görüyoruz. Bu alem neymiş? Bizim itikadımızın vücudu haricisi. Haricen vücuda çıkmış hali. Ne gördün? Ağlayan yetim. Aynı kişi ne gördü? Ağlayan yetim değil. Vazifeden terzi zikir, paydos gördü. Vazifeye koşturanları gördü. O da öyle itikad etti bak. Neyle geldi bunlara? Tahayyülleriyle, tasavvurlarıyla, tasdikleriyle. Buralara geldi ve itikadı oluştu artık. Öyle biliyor. Kat'i bir kanaatı var o noktada. Bir tarafta bakıyorsun dar ağacı var. Bir tarafta salıncak var yani. Ejderha var. Bahçeye açılan kapı var yani. ikisi de aynı şeyi görüyor. Sonra vahiy Sen... iniyor. Ha? Vahiy iniyor. Orada işin rengi değişiyor. Ama bizim neticede yani burası itikat son mertebe olduğu için bunların bütünlüğü benim itikadımı ve bu itikat da benim e, kainata ve hadisata bakış şeklimi de, oluşturuyor. Öyle görmeye başlıyorum. İşte ikinci sözdeki çok güzel bir örnek. Yani böyle iman küfür değil. Biz de haletlerimizde sıkıntılarda başıma sıkıntılar geldi. Anlamlı aramadım işte. Der. Böyle diyoruz ya. Şöyle yapılıyor işte de. Hizmette böyle oluyor bilmem ne. Öyle itikad ediyor adam. Şöyle yapılıyor, böyle diyor. Şöyle yapılıyor bilmem Sana ne. Direkt itikad ediyor desek. İtikadı var. Sıkıntı değil mi? Ha? Bak mevzu itikad. Nazar. Itika çünkü nazar da var ya. Bir. Bak ama at Şöyle düşün. Kesin diyor ki bu bunda böyle yapılıyor artık diyor. Buna itikad etmiş bak mevzuda. Peki şunu nasıl Menfi olarak. Mesela üstad diyor ya müfarikat zamanı geldiğinden dostlarımdan. Mesela çok yerde üstad küllette acı çektiği yerler var. Hı hı. Yandıran üstadı meseleler evet. var. Mesela orada o, ne demek? o itikad etmiyor. Üstad tahayyül ve tasavvurda onlar geliyor. Zaten orası serbest bölge dediğimiz alan. Bizim Sureten zaman... olaya bakıyor değil mi? Abi. Yani itikat boyutunda değil. İtikadı suret gelmiyor. çok güzel. Ya, bugünden beri var ya şu meselenin aslında bir şeyini araştırıyorum. Tamam. Millet de Mecudaş'ın cevap veriyor. Onların cevabı da doğru. Ama şimdi benim düşündüğümün ve onların dediği arasındaki fark nedir? Abi. Şimdi çıktı ortaya. Yani itikadın olmuyor ama itikat da olabilir. Suret, surette tabi. Tahayyül ve tasavvurunda. Onlara muhatap oluyor ama tahakküle geldiğinde vahiy onu Değiştim Bak serbest adam. bölgeye geldiğimizde bu tahayyül tasavvur bizim zenginliğimiz. Çok güzel abi. Yani. O yani üstadın o tahayyül tasavvuruna ona da müdahale oluyor. O an ben diyor ki göremedim diyor birden şey oldu ama ayet bir imdada yetişti diyor. Bir çıktım diyor uçtu. Yani ama oraya düşmese çıkamaz. Çünkü tahayyül tasavvur bizim zenginlik yerimiz. O özelliklerini anlatacağımız kısımda konuşacağız. Yani bizim meleklerden üstün kılan kısmımız tahayyül tasavvurun dipsiz deniz olması sabitliğimizi kaldırıyor bizim orası. Yani orada ben bir çiçeği hayal ettiğim gibi, tasavvur ettiğim gibi bir cenneti de hayal edebilirim. Cenab-ı Hak'la mülaki olduğum anı da hayal edebilirim. Bak sınıra bak. Nihayetsiz bir şey var. Sınırlanmamış benim. Tahil tasavvurum ve o bölgenin esnekliği benim terakkimin zembereği orası. Üstad da onun için o tahil ve tasavvurdaki o hallere girdiriliyor ki oradan ayet imdada yetişiyor. Diyor ki işte öyle bir şey geldi ki diyor bütün şey olsa yani hepsi gelse üstüme gelse diyor ben gene şey yapmazdım bu kadar açıldı vesaire vesaire hani bu manalar var. Ne oldu terakki oldu onu yaşamasaydı o o ayetin o manası o hakikati açılacak mıydı ona açılmayacak. Ama sureten düştü ha. Üstad surette düşmek de değil aslında. Düşmek muhatap değil. Olmak aslında. Ha, bu aslında muhatap Ha, yani bizim anlatayım. bu tahayyül ve tasavvurdaki kısmımız zaten o ikinci de bundan sonraki derste biraz o tarafa gireceğiz. bizim zenginlik tarafımızı oluşturacak. Bizi insan eden, bizi nihayetsiz terakkiyinin kapısını açacak kısım bu tahayyül tasavvurdaki o kısımlar olacak. O bize o şey kazandıracak. Eğer orası öyle sabit olsaydı biz bu kadar terakki edemezdik. İtikat şu son cümleleri de okuyalım. İtikat mülk alemini, iman meleküt alemini temsil ediyor. İtikat mülk alemini, yani itikadım benim mülk alemine, daha çok alem şahadete bakıyor yüzü. Benim o tarafımı tanzim ediyor itikadım. İmanım manevi tarafımı, gay gayba bakan tarafımı düzenliyor. Aslında yani itikat tekrardan tahril ve tasavuru, ee, çünkü suretlerin olduğu yer orası ya, evet. orayı müdahale ediyor. Tabii her şey zaman şey doğru. Tabii düzenliyor. Yani itikat e, benim dimağımın itikadımı büyük tarafıma bakıyor. Orayı şekilleniyorum. Ben itikadıma göre görüyorum her şeyi. Gaybı nereye göre? İmanıma göre görüyorum. Tamam mı? E, i̇man melekut alemini temsil ediyor. İtikat mülk alemini gösteriyor. İmanına göre melekutu görüyorsun. İtikadına göre mülk alemini görüyorsun. E, bakayım bir tane daha var mı? Bundan sonra serbest bölgeye geçiyoruz. Mesela şöyle bir örnek de verebilir. E, dersi sesli dinlediğimizde tahayyülümüz çalışmaz. Veya da çok az çalışır. Bak sesli dinliyoruz. Şimdi biz de burada şemalı yaptık ya. Böyle yapmamız tahayyülümüz daha çok çalıştırıyor. Tamam mı? Eğer sadece ifade edersem tahayyül de gene illaki çalışıyor ama çok az çalıştığı için istifade az oluyor. Bak tahayyülle tasavvuru beraber çalıştıran bir ders olursa sadece ses kaydı olsaydı şu an gene istifade olurdu. O daha çok tasavvur çalışıyor. Çünkü tahayyül minim seviyede kalıyor. Yani duyduklarından bir şekillendirirse, kabiliyeti varsa. Ama böyle bir ders yaptığın zaman, görüntülü yaptığın zaman hem tahayyül hem tasavvur çalışıyor. Bunu bir de muhakeme ederse onu dinleyen tahakkülü çalışıyor. Muhakeme ederek mantığını da katarsa. Sonra hımm dediğinde tasdik çalışıyor. Tamam mı? tasdik etmiş oluyor. Ha dedi ya sen kendi de mesela ha, görüyorlar. sen de arada mesela dedin. Hı dediğinde tasdik etmiş oldun. Onu kendine içselleştirdin, almaya başladın, kabul ettin. Ee, sonra ona karşı muhabbet ve kalbi bağlılık da hissetmeye, o manaya hissetmeye başladığın zaman izanın çalışmış oldu. Ve o anladığın şey kendi artık fiilinde de gözükmeye başlarsa o iltizamın oluyor ve o kesin kanaat getirirsen orada o senin artık o konuda itikadın oluşuyor. Yani bak Dima'nın derste de şeyini ifade etmiş olduk böyle. Ve ahiru davahum enhamdülillahi rabbil alemin lillahi teala fatih.